Gelen mesajlar Hülya Hanım demiş ki Şirazem kaydı. Bu akşamki tabelamız. Hem YouTube'a hem de X'e yazabilirsiniz. Ülkem hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı Fatih Bey demiş. Şirazem kaydı. Yılmaz Bey diyor ki ayağa kalkmayı onaylamıyorum. İktidarı 22 yılda tanımamış olamazlar diyor. Bu saflık olurdu diyor. Şirazem kaydı ama Özgür Özel haklı olduğunu düşünüyor. Olabilir de. Ne var ki bunu sert bir üslupla anlatmaması gerekiyor insanlara. Şimdi e ee, sorular YouTube'da ve X'teki sorular hem Erdoğan'la hem Özgür Özel'le ilgili. Lütfen onlara da cevap verin. Gıda vardı ya gıda skandalı tahşiş yapanlar ve işte dün e, bir köfteci ismini açıklamamıştı. Onun domuz eti kullandığı iddia ediliyordu ve domuz eti kullandığı söyleniyordu. Mahkeme kararıyla da ismin açıklanması engellenmişti. Biz de dedik ya insan sağlığı mı yoksa bir şirketin itibarı mı? Onun da avukatı işte köfteci Yusuf'muş bu otobanlarda filan var ya üstüne alınmış olacak ki nasıl bir avukatsa bilmiyorum. Açıklama yaptı veya telefon mu açıldı kendisine artık bilemiyorum. Ya benim bunlardan haberim yok diye bir açıklama yaptı. Bir, bilmiyorum filan gibilerinden. bugün de belgeler çıktı bakın. Tabi bu belgeler sızdırıldı. Yani Tarım Bakanlığı'ndan sızdırıldı. İlk T24'te çıktı. Notunu da aldım. Arkadaşımın ismini de söyleyeyim. bir yere yazdım ama şimdi onu unuttum. Evet, Anıl, Anıl Bölükbaşı. Evet doğru T24'te. Şimdi hem 2024'ün Şubat ayı, 2024'ün Mart ayında iki kere tespit ediliyor ee, ürünlerinde domuz eti kullandığına dair. Ee, dana eti döner ve köftede kullandığı tespit ediliyor. Köfteci Yusuf bu. Uğramayın. Uğramayın arkadaş. Sen neden kullanıyorsun? Yani 7 ay olmuş bir de yani 7 aydır habire yedirdi, habire yedirdi. Yusuf Akkaş'tan da haber alınamıyor şu anda bildiğim kadarıyla köfteci Yusuf'un sahibiymiş. Bir de Sudan'dan bir haber var.